Neden gurbetçi bir uzman anlar? Hep Nasrettin Hoca'nın Akdiba hikayesi geliyor. Onu anlatayım. Merkepten düşüyor. Hemen etrafına sarıyorlar. Diyorlar ki hocam bir şey mi oldu falan? Derdin var mı? Nasıl yardımcı olalım sana? Diyor ki siz beni anlayamazsınız. Beni sadece merkepten düşen birisi anlar. Onu getirin bana diyor. Dolayısıyla gurbetçiyi gurbette yaşayan bir uzman anlar. Çünkü aynısını o da yaşadı. Aynı tecrübeleri o da yaşıyor. Ya da yaşadı daha önceden. O bu problemleri çözdü. Bir kere çözmedi. Gurbette yaşayan insanların problemlerini çözdüğü için binlerce kez çözdü. Tecrübesi var. O yüzden yardımcı olabiliyor gurbetçiye. Aynı dili kullanıyorlar çünkü. Gurbette yaşayan insanlar genellikle yanlış insanlara danıştığı için mağdur oluyorlar. Ve hayal kırıklığına uğruyorlar. Problemlerin çözülmediğini görüyorlar. Çünkü yanlış kişiye sordu. Türkiye'deki bir uzmana sordu. Türkiye'deki uzman, Türkiye'de yaşayan insanların problemlerini çözebiliyor. Burada yaşayan bir insan, burada yaşayan insanların problemini çözebiliyor. Burada yaşadığı için, içselleştirdiği için buradaki insanların problemi rahatlıkla çözebiliyor. Dolayısıyla gurbetçilerin en büyük problemlerinden bir tanesi yanlış insanlara danışarak hayal kırıklığına uğruyorlar çünkü problemleri çözülmüyor. Beklentileri çok yüksek ama beklentilerin sadece %5'i %10'u gerçekleşiyor. Hani das funktioniert nicht. Çalışmıyor. Türkiye'deki sistem burada çalışmıyor arkadaşım. Bu kadar net. Avrupa'nın dışında çalışan sistem Avrupa'da yaşayan insanlarda çalışmıyor. Bu kadar net, açık. Neden? Çünkü buradaki yaşayan insanların problemleri tamamen farklı. Bunlardan bir tanesi mobbing. Devamlı aşağılanıyor. Mobbinge uğruyor. Irkçılık var. Söylemiyorlar ama evet, bunların kanlarında var ırkçılık. Yani bilinç altlarında kayıtlı. Kişi ırkçı olmasa bile dedesi ırkçıydı. Dedenin yediği ekşiyi torunun ağzını ekşitir. Dolayısıyla öyle de böyle de belli oluyor ırkçı olmasa bile ırkçılık yapıyor. Üçüncüsü daha fazla çalışmak zorundasın. Çünkü sen 3 gol veya 5 gol yemişsin öyle başladın. Maça öyle girdin. Saçın siyah örneğin. Veya şiven var. Bakış açın biraz farklı. Dolayısıyla maça 5-0 başlıyorsun. Gol yemiş bir şekilde başlıyorsun. Bunun gibi problemlerin var. Başka senin bir de iki kültür arasında mücadelen var. Oturtturamadın. Hangi kültüre mensubum ben? Alman mıyım, Türk müyüm? Buna burada bocalıyorsun. İki kültür arasında savaşıyorsun. Çünkü Almanya'da sen yabancısın. Türkiye'de de Almancısın. Dolayısıyla böyle bir problemin var. Bunun yanında bir şey daha eklemek istiyorum. O da senin çocuklarının kimlik problemleri var. Bu da en büyük problem. Nasıl izah edeceksin? Nasıl çocuklarını yetiştireceksin? Çocuklarına nasıl anlatacaksın? Çocuklar kimliğini oturtturamıyor. Dolayısıyla bu 5 tane problem, ilk aklıma gelen bu problemi Türkiye'deki bir uzman çözemiyor. Niye? Öyle bir problemi yok. Öyle bir sıkıntı yaşamadığı için, öyle problemleri çözmediği için, onun alana girmediğinden dolayı söylediği kelimeler o problemleri çözmek için çaba gösteriyor ama uyuşmuyor. Neden? Basma kalıp bilgiler. Yani copy paste. Sinerji yok, enerji yok. Samimi değil o verdiği fikirler. İşe yaramıyor buradaki kişilerde. Dolayısıyla buradaki kişiler faydalanamadığından dolayı, çözüm bulamadıklarından dolayı hayal kırıklığına uğruyorlar. Burada yaşamayan insanlardan danışmanlık alırlarsa eğer. Peki çözüm ne? Avrupa'da yaşayan gurbetçi, Avrupa'da yaşayan uzmandan destek alacak. Bu kadar basit nokta. Yani bir eğitim alacaksa, rehberlik programına katılacaksa, danışmanlık alacaksa, ne varsa artık danışmanlıkla alakalı burada yaşayan bir uzmandan almalı. Şimdi bunu da açıklamak istiyorum. Burada yaşayan gurbetçi uzman olmalı. Yani Alman değil. Yani senin kültüründen aynı dili kullanan, aynı düşünceye sahip olan, aynı değerlere sahip olan, aynı kültürdesin. O yüzden o uzman seni anlıyor, biliyor. Sen şimdi gidip Alman'dan aile danışmanlığı alırsan o zaman ne diyecek? Bırak boşa gitsin diyecek. Açık ve net bu yani. Ama senin kültürünü bilen, senin değerlerine sahip, seni çok iyi anlayan ne diyecek ilk önce? Gel şunu ortasını bulun, iletişim becerisi kazanın. Karşıdaki kişiyi anlamaya çalış, o seni anlasın. O ortak noktayı bulacak. Yani sen eğer bir gurbetçi olarak aile problemin varsa aile uzmanına git. Yani gurbette yaşayan gurbetçi, senin kültürünü bilen bir gurbetçi uzman, aile danışmanından danışmanlık al. Veya senin iş konusunda bir danışmanlık ihtiyacın var. O zaman gurbette yaşayan, yine senin gibi düşünen, senin kültürüne sahip, senin değerlerine saygısı olan, senin dilini kullanan
O kişiden danışmanlık al. Veya kişisel gelişim konusunda yine kendini geliştirmek istiyorsan o zaman yine burada gurbetçi olacak senin kültürüne, değerlerine saygısı olan buradaki uzmandan kişisel gelişim al. Ama şunu da açık ve net söylemek istiyorum. Finansal destek, danışmanlık alacağın kişi örneğin cebinde para yoksa ondan finansal bilgi alamazsın. O sana yatırım yapmayı öğretemez. Biz de yıllardan beri Almanya'da yaşadığımızdan dolayı, bunu da doğup büyüdüğümüzden dolayı, burada yaşadık, buradaki problemleri çözdüğümüzden dolayı Avrupa'da yaşayan gurbetçilere hitap edebiliyoruz ve buradaki insanların problemleri nasıl çözeceğini onlara gösteriyoruz. Bizim işimiz sevgili arkadaşlar, insanların zihninde kilitler var, engeller var. Bu kilitleri tespit edip, zayıf noktalarını tespit edip, bu zayıf noktalarını güçlendirmek. Yani kafalarındaki kilitleri çözmek. İkincisi, içindeki o güçlü tarafını bulmak. Yani potansiyeli keşfetmek. O içindeki Lamborghini'yi, Bugatti'yi, Ferrari'yi, aklına ne geliyorsa Porsche'yi harekete geçirmek. Yani zayıf noktalarını güçlendirmek, potansiyeli harekete geçirmek, otobana çıkarmak ve bunun yanında bunları yaparken de insanın beynini, zihnini başarıya, berekete, huzura, zenginliğe programlamak. Bizim işimiz bu. Peki bunu biz nasıl yapıyoruz? Sihirli değnekle yapmıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu eğitim ve danışmanlıklarımızla yapıyoruz. Peki eğitim ve danışmanlık programlarımıza katılan insanların hayatında neler değişiyor? Basit dille şöyle anlatayım. 8 saatlik yaptığı işi yarım saatte yapıyor. Neden? Çünkü biliyor. Nasıl yapılacağını biliyor. Verimli çalışmayı öğreniyor. Disiplin kazanıyor, iradesi güçleniyor. Hülasa 8 saatlik veya 10 saatlik işi yarım saatte veya 1 saatte yapıyor. Geri kalan saatler 7 saat arta kalıyor. Bu 7 saatle de ikinci bir işini kurabiliyor veya işine daha çok ağırlık verebiliyor. Bunun yanında da çocuklarına, ailesine, hanımına, annesine, babasına zaman ayırıyor. Hobisine zaman ayırıyor. Tatile zaman ayırıyor. Hayat standartını yükseltiyor. Yani tatilini 15 gün değil de 1,5 ay veya 2 ay tatil yapabiliyor bu kişi. Bu bizim uzmanlık alanımız sevgili arkadaşlar. Bu konuda kendinizi geliştirmeye açıksanız, öğrenmeye açık, uygulamaya açık, kendinizi geliştirmeye açıksanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Web sayfamızı ziyaret edin, eğitimlerimize başvuru gönderin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com